cari açık Nisan ayında 2,7 milyar doları buldu. 2,7 milyar dolar cari açık. İlk 4 aydaki açık 21 milyar dolar. Yılın ilk 4 ayında cari açığı bu ülkenin 21 milyar dolar. Dışa bağımlılıktan dolayı cari açık gelecek aylarda daha da artacak diyorlar. Bu da enflasyondaki tırmanış ve hayat pahalılığının artacak olması demek. 2021 Temmuz'undan bu yana da en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Türkiye ekonomisindeki kötüleşme verilere yansıyor. Merkez Bankası verilerine göre Nisan ayında cari açık 2.74 milyar dolar oldu. Yıllık cari açık 25.7 milyar dolar. Son 4 aydaki cari açık ise 21.2 milyar dolara çıktı. Bu 2021 yılının Temmuz ayından bu yana en yüksek açık. 21 milyar dolar 4 ayda çok önemli bir cari açık. Türkiye enerjide neredeyse tamamen dışa bağımlı. Cari açığın en önemli nedenlerinden biri de bu. Ekonomist Mustafa Sönmez, iktidarın enflasyonla mücadele yerine seçim odaklı ekonomik politikaları önceliklendirmesinin enflasyonu daha da yukarı çekecek bir etken olduğunu söylüyor. Kabarıyor. Sadece enerjiye yıllık 63,5 milyar dolar harcamak durumunda kaldı Türkiye. Yani ayda neredeyse 5 milyar dolar net enerji ithalatı yapıyor. Bu dışa bağımlılık, bu döviz olmadığı, yeterli olmadığı halde sürdürülen büyüme ısrarı ve ithalat enflasyonu patlatıyor. Türkiye Erdoğan'ın faiz indirimi ısrarıyla başlayan enflasyon faiz kur döngüsünde. Bu kısır döngü derinleşerek sürüyor. Maliyet artışları üreticiden başlayarak tüketiciye uzanıyor. Cari açığın büyümesi tabii aynı zamanda döviz fiyatlarını yukarı iten bir şey. Çünkü açığın finansmanı dışarıdan yeni para bulunmasıyla mümkün olmuyor. Sanayicilerin ihracatçılarını dışarıda tutup içeri getirdikleri dövizler de yeterli olmadı. Türk lirası Nisan sonundan beri %14'e yakın, yılbaşından bu yana ise %23,5'in üzerinde değer kaybetti. Geçen yıl %40'ın üzerinde değer kaybetmişti. Cari açık arttıkça liradaki değer kaybı büyüyor. Cari açığın artması aslında dönüp dolaşıp enflasyonu daha da yukarıya çeken bir etken. Çünkü döviz fiyatlarını artırıyor. Mayıs ayında da biz önemli bir cari açık göreceğiz. Haziranda da, Temmuz'da da dolayısıyla döviz fiyatlarında tırmanış ve beraberinde enflasyonda yükseliş kaçınılmaz görünüyor. Doğalgaz töreni var deyince korkuyor vatandaş artık. En son doğalgaz müjdesi haberlerinden sonra doğalgaza 7 kez zam geldi diyen izleyicimiz var. Sıkıştıkça Karadeniz'den doğalgaz çıkartırlar diyor Halil Güney'de. Doğalgaz bulunması bize doğalgaz zammı olarak dönüyor diyor Yeşim Çakır. Ramazan Bey, Ramazan Ese, Karadeniz'de doğalgaz bulmak da kurtarmaz artık. Ancak açtığımız kuyulardan doğrudan canlı olarak para çıkarsa işte o bizi kurtarır demek de, dolar çıkarsa belki diyor. Vallahi memleket için yapılan bir şeye de sevinin diyorlar da emin olamıyoruz, dediğim gibi. Emin olamıyoruz. Yakın vadede, kısa vadede, orta vadede ne faydası olur diye düşünüyoruz. Ve vatandaşın dağ gibi sorunları var çözülmeyi bekleyen. Biz ancak böylesi törenlerde aklımıza şu geliyor. Seçmene müjde veriliyorsa sandık yakınlaşmış demektir. Ne zaman olur sizce? Haziran 2023 diyorlar ısrarla. Hem MHP lideri Devlet Bahçeli hem AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan 2023 Haziran, 2023 Haziran diyor ama Ankara'da hava öyle değil. Rüzgar öyle esmiyor. Hele ki bu ekonomik kriz ortamında. CHP sözcüsü Faik Öztrak, Kasım ayına kadar bile götürecek durumu yok diyor iktidarın. Kasım ayına kadar götüremeyeceğinin kendi de farkında iktidarın diyor. Seçimler Kasım'dan da erken yapılacak iddiasında bulunur. Kimse kusura bakmasın. Bu yönetimin ipiyle kuyuya inilmez. Bundan önceki seçimlerde de erken seçim yok deyip apar topar seçime gitmişlerdi. Ama Kasım'da kesinlikle seçim yok diyorsa sarayın kibirlisi, bu önemlidir. Anlaşılan Kasım'a kadar bu işi götüremeyeceğini kendisi de anlamıştır. Daha erken seçim yapacaktır. Bir de bu anketler meselesi. Geçmişte ben hatırlıyorum, bu anketler bizi destekliyor. Biz şu kadar öndeyiz, bu kadar öndeyiz diye seçimlerden önce manipülasyonu kendileri yapıyorlardı. Bugün eğer anket sonuçlarına manipülasyon diyorlarsa kaybedeceklerini anladılar demektir.
Çözüm bekliyor vatandaşın dağ gibi meseleleri. 5 çocuk babası izleyicimiz işsiz ve diyor ki çocuklar bir şey istemesin diye dışarı çıkamıyorum, hastayım deyip yataktan çıkmıyorum, yatıyorum demekte. Psikolojimize dair. Oğlum İTÜ Endüstri Mühendisliği'nde 1. sınıfta diyor İlkay Hanım. Her anne çocuğunun okulu bitirdiğini görmek ister. Biz artık çocuğumuz okul bitirip de yurt dışına giderse diye korkuyoruz diyor. Çünkü okulu bitirenlerin amacı ilk etapta yurt dışına gitmek. Şöyle bir bakıyorum diğer mesajlara. Doğalgaz müjdesi artık bizde şaşkınlık yaratmıyor diyor Tufan Bey. 2023'te sistemde olacakmış Karadeniz'de bulunan gaz. 2023'te sistemde Karadeniz'de bulunan gaz. Sistemin neresinde? 2023'e bakalım. Hedef 2023. Bu hedefe giden yolda neler söylendi neler. Dedim ya, Vanlılara üniversitenizi biz açtık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hayır, alkışlayan da oldu. Van 100. Yıl Üniversitesi 1982'de açıldı halbuki. Ama ilk değil. Daha evvel de buna benzer. Ankaralılara havaalanını biz yaptık dedi Esenboğa Havaalanı'nı. 1950'lerden bahsediyoruz. Biz yaptık dedi. Herhalde terminal binasını kastetti. Neyse, bu kez de seçmen yaşını biz indirdik. Biz dedi 18'e. Ya biz mi yanlış hatırlıyoruz acaba diye döndük bir arşive bakmak zorunda kaldık. Hani kendi aklımızdan şüphe ettik. Değil. AKP döneminde indirilmemiş seçmen yaşı. 30'da aldığımız seçme ve seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e kim indirdi? Biz indirdik. Erdoğan'ın sözlerinde bir doğru, bir yanlış var. Cumhurbaşkanı yeni tarih yazmayı, AKP'den önce yapılanları biz yaptık diye anlatmayı sürdürüyor. Yani sadece seçim sandığı ufuk... Listeye son olarak Van 100. Yıl Üniversitesi'ni eklemişti. Üniversitenin kendi dönemlerinde açıldığını söyledi. Şimdi soruyorum, kardeşlerim, Van'a üniversiteyi kim getirdi? Biz... Ancak tarih öyle demiyor. Çünkü Van 100. Yıl Üniversitesi'nin kuruluş tarihi 20 Temmuz 1982. Yani AKP'den tam 19 yıl önce açıldı. Kara Elmas Üniversitesi'ni kim kurdu? 2007'de biz kurduk. Zonguldak'ta üniversite var mıydı? Yoktu. Kuracağız dedik ve kurduk. Ya biz geldik, Adnan Menderes Havalimanı'nı yaptık ya. Erdoğan'ın biz yaptık listesinin son ve en yeni maddesi seçme yaşının 18'e indirilmesi oldu. Bunun da AKP döneminde yapıldığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz bu ülkede iktidara yürürken o zaman seçme ve seçilme yaşı neydi? 30'du. Öyle aldık. 30'da aldığımız seçme ve seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e kim indirdi? Biz indirdik. Ancak yine tarih Erdoğan'ı doğrulamadı. Çünkü seçme yaşı 1934'te 22 yaş, 1961'de 21 yaş, 1987'de 21 yaş olarak belirlenmişti. Seçme yaşının 18'e indiği yılsa 1995. Yani seçme yaşı da AKP'den tam 6 sene önce 18'e indirilmişti. Hep... Erdoğan'ın sözlerinde doğru olansa seçilme yaşı. AKP döneminde 2018'de 18'e indirildi. Sivas'tan muhtar izleyicimiz Muhtar Can 58 diye yazmış. Sürekli yokluktan bahsediyorsunuz. Çözüm nedir? Çözüm önerisi sunun diyor. Bültenin ilk haberiydi. Altılı Muhalefet Masası Kurumsal Reform Komisyonu'nda diyor ki Merkez Bankası'na fiyat ve finansal istikrar dışında sorumluluk yüklenmeyecek. Durum ve hasar tespit komisyonu kurulacak. Ekonomik ve sosyal konsey işlevsellik kazanacak. Strateji ve planlama teşkilatı kurulacak. İş ehline verilecek. İş bilenin olacak diyor. İşte vaat bu. Hani başka ne? Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan da her ay imkan yaratacağız. Milyarlarca dolar girecek ekonomiye diyor. Onu da söyleyeyim. Bir de geçmiş olsun diyeyim Vanlılara. Hani hangi vaat daha çok akılda kalır diyecek olursanız her ay bir de sayı söyleyeceksiniz. 15 milyar dolar dağıtacağım diyeceksiniz mesela, o akılda kalıyor seçmenin aklında. Böyle hani kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun demiş ya Nasrettin Hoca. Diyor ki arkadaşlarım reklam arasına gideceğiz, lafı da uzattıkça uzattım, Vanlılara bir geçmiş olsun diyeyim. Çünkü Van'da bugün yine deprem oldu, depremin büyüklüğü 5, bazı evlerde çatlaklar oluştu.
Akşam saatleri Yervan. Birçok kişi evlerinden çıktı, sokaklara döküldü. Endişe yaratan deprem Van ve çevre illerde hissedildi. Merkez üssü Van Tuşba. AFAD'a göre depremin büyüklüğü 5. Sarsıntı yerin 18,5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Görüşelim. Bazı ev ve ahırlarda çatlakların oluştuğu depremde ölen ya da yaralanan olmadı. Profesör Doktor Naci Görür, bölge sıkışıp yükseliyor, büyük deprem gelmez, endişe yok açıklamasını yaptı. Depremle ilgili hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Dün oturduğum yerde telefon öyle bir alarm sesiyle titremeye başladı ki korktum, size de olmuştur. AFAD'dan duyuru geldi işte, meteorolojik uyarı diye. Ankaralılar